YDS Atakan herkese merhabalar. Advanced Reading pasajlar 3. video ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hemen pasajımıza başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Eliminating poverty, fakirliği yok etmek, elemek. Fakirliği yok etmek, hemen şöyle cümlenin sonuna gidiyorum. Hocam onsuz, 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 bakın onsuz, without gibi onsuz büyümek için. Fakirlik içinde doğan çocuklara yardım etmenin oldukça bir meselesidir. A large matter. Bir mesele, bir sorunmuş. Yani fakirliği yok etmek, çocukların, tamam, born with poverty, fakir bir şekilde doğan çocukların, fakir bir şekilde, yani fakir olmadan büyümesi amacıyla, büyümesi için yardım etme meselesiymiş. Tabi largely, heavily, oldukça anlamındaydı. Once, bir kez ya da durumda zihninde aileler bir kez fakirlikten kaçtıkları zaman onlar fakirliğe tekrar falling back yapmıyorlarmış. Yani düşmezler. Bir kez kaçabilirseler bir kez bir daha fakirliğe düşmezler. Middle class children, orta sınıf çocukları nadiren fakirlikle sonlanırmış. Orta sınıf çocuklar nadiren fakirlikle sonuçlanır. End up, sonuçlanmak ya da fakirliğe neden olurlar. The primary reason poor children, fakir çocukların ana nedeni. Peki neyin ana nedeni? Fakirlikten kaçamayan. Tamam? Fakirlikten kaçamayan. Peki burada niye böyle oldu hocam? Çocuklar fakirlikten kaçamaz. Niye bu böyle oldu? Hocam daha önce de söyledim. Özneden önce eğer ki bir yapı geliyorsa buradaki gibi. Aslında burada düşürülmüş bir that vardır. Bakın saçma sapan bir anlama gidiyor. The primary reason that. Ana neden. Neyin ana nedeni? Çocukların fakirlikten kaçamamasının ana nedeni. Bunu readinglerimde sürekli söylemiştim. Crisis Turkey faces diye bir cümle gördüğün zaman, ya burada Türkiye krizle karşılaşır değil. Türkiye'nin karşılaştığı kriz. Crisis that Turkey faces. Türkiye'nin karşılaştığı kriz şeklinde alacaksın. Bu tarz yapılar senin karşına gelecek. Bunun en basit şeyi, eğer ki cümle başında bir bu tarz ifade görüyorsun ve arkasından bir zamir geliyor ise ya da bir özne geliyor ise hocam arka arkaya gelemez. Ya tamlama gelecek, crisis of diyecek, crisis of diyecek, of'la bir tamlama yapacak ya da that kullanacak. That düşürülebilir. Burada da düşürülmüş bir that var. O zaman ana neden neymiş? Fakir çocukların, bakın fakir çocukların, detten sonraki özneyi alıyorduk her zaman, unutmayalım. Önce detten sonraki özne ve ona ın ekliyorduk. Fakir çocukların fakirlikten kaçamamasının ana nedeni izdet şudur ki, izdeti şudur diye alıyoruz, şudur ki onların ya da onlar temel mental becerileri kazanamadıkları için, yani kazanamazlar, kazanamadıkları için, kazanamadıklarından dolayı gibi diye düşünebilirsiniz. Fakirlikten kaçamıyorlarmış. Onlar neler? Onlar okuyamaz, yazamaz, hesap yapamaz ya da articulate. Konuşamaz, yani dili doğru telaffuz edemez anlamında. Bu becerilerin eksikliğiyle onlar, kısaltma var. Bakın bu becerilerden noksan olan, sahip olmayan onlar cannot get or keep a well paid job. İyi ödemeli bir işi tutamaz ya da alamazlar. Yani işe girseler bile keep yapamazlar. İşten kovulurlara getirmiş. The best mechanism for the breaking this vicious circle. Hocam bu lanet circle'ı, döngüyü, bu lanet döngüyü kırmak için en iyi mekanizma provide the poor. Bakın yine the poor yanlış. Fakirlere daha iyi eğitim olanakları sağlamaktır. Sağlamaktır. Hocam provide somebody with something şeklinde. Provide somebody with something. Ben bunu donatmak demiştim. Daha önceki pasajımızda da aynı benzeri geldi. Fakir insanlara daha iyi eğitim olanakları sağlamalıyız. Onlarla donatmalı. Melimalı. Emizartu. Melimalıydı. Mas şult. Hemen geliyorum. Fakir evlerde doğan çocuklar becerileri ele alamadığı için, yani acquire yapamadıkları için, kazanamadıkları için they need hangi beceriler? Hop. Ailelerinden gerekli olan becerileri kazanamadıkları için onlar okullarda bu beceriler öğretilmeli. Onlara
Okullarda bu beceriler öğretilmeli. Teach, taught, teach, taught, teach, taught. Burası. Şurayı bir daha toplayayım isterseniz. Children born with poor houses don't acquire the skills that they need from their parents. Yani ailelerinden ihtiyaç duydukları becerileri ele alamadıkları için, kazanamadıkları için onlar bu becerileri, these beceriler yani these skills, bu becerileri okullarda öğrenmeliler şeklinde oldu. Evet, burayı gördüğümüze göre şuradaki kelimeleri verelim. Eliminate yok etmekti. Eliminate, elemek. Eliminate, terminate. Vanquish, yenmek, yok etmek anlamında kullanılır. Şu eliminate'i doğru yazalım da. Terminate, vanquish, wipe out. Erase, silmek anlamında belki kullanabiliriz. Yok etmek anlamında silmek. Ondan sonrasında başka wipe out. Abolish, yok etmek. Anlamları farklı, kullanış yerleri farklı ama olsun. Demolish, yok etmek. Get rid of, kurtulmak. Remove, ortadan kaldırmak anlamlarında. Ondan sonrasında do away with, işini bitirmek, sonlandırmak anlamlarında. Do away with, işini bitirmek, sonlandırmak anlamlarında kullandığımız kelimelerdi. Poverty, fakirlik. Şuraya yazalım. Penury. Penury, ha. Penury, yanlış yazdım. Penury nereden geldi? Penury. Poorness. Ondan sonra impoverishment. Papyrus. Değil, papyrus. Hayır. Neydi? Pauperism. En azından fakirlik olarak. O fakir, fakirlik olarak alan yoksulluk. Ve bir tane daha vardı. Destitution, destitution, destitution. Ha, destitution, destitution. Pauperism, fakirlik olarak. Impoverishment, poorness, penury. Penury, fakirlik, yoksulluk anlamlarında. Penury, poorness, impoverishment, pauperism, destitution, destitution, fakirlik. Fakirlik ve yok etmek anlamlarını kullandığımıza göre help zaten biliyoruz. Children, bildiğimiz şey. Born, doğmak, bear'dan gelecek. Bear, doğmak anlamında give birth. Give birth, bear, give birth. Tamam. Ondan sonrasında breed, doğum yapmak, proliferate, çoğalmak anlamlarında breed, reproduce, üremek, çoğalmak anlamlarında kullanılan kelime. Rise burada büyümek anlamında, fakirsiz büyümek yani grow up, grow up, grow up büyümek. Bring up, çocuk büyütmek, rear, anarya olarak bildiğimiz re ama büyütmek anlamındadır, nurture, nurture büyütmek. Cultivate, başka şekilde büyütmek. Çocuk büyütmek yerine değil de yetiştirmek anlamında. Educate kullanabiliriz. Büyütmek, yetiştirmek anlamında. Rear, nurture, bring up, grow, rise. Büyütmek, yetiştirmek anlamlarında kullanabileceğimiz kelimeler. Escape from, kaçmaktır. Escape from, kaçmak anlamında. Escape from, avoid from. Elude from, kaçınmak, sakınmak anlamlarında. Abstain from. Refrain from, avert from, avoid from, kaçınmak, sakınmak anlamlarında kullandığımız kelimeler. İşte shunman filan da var da yeter artık daha. Evet, kaçan insanlar. Escape'in aslında abscond, normal kaçmak anlamı var. Bu kaçınmaktı. Buradaki anlamı değil. Abscond, kaçmak, firar etmek anlamında. Abscond, flee, kaçmak, runaway, kaçmak. Escape, kaçmak. Buradaki kaçmak. Şunlar kaçınmak gibi düşünün. Kaçınmak, kaçmak. Firar etmek gibi. Evet, poverty'den fall back'e düşmek anlamında şey yok. End up, bir şeyle sonuçlanmak. Yani aslında kaos, neden olmak, start gibi anlamına gelir. End up. Yani end up bir şeyi bitirmek değil. Bir şeyle start etmek, başlamak anlamında kullanılır. Buna dikkat edin lütfen. End up, cause, lead to anlamında. Trigger, mirigör falan var. Primary'i ilk derste yazmıştık. Şurayı bir sileyim. Siz durdurursunuz. Yer dar olunca. Primary, essential, fundamental. Ondan sonra chief, main, ana, temel, esas anlamlarında gördüğümüz kelimelerden. Neyse, aklıma bunlar geldi. Acquire, kazanmak. Acquire, elde etmek, kazanmak. Acquire, get, earn. Earn, kazanmak, get, elde etmek anlamında. Attain, obtain, elde etmek, ele geçirmek, grasp,
Kavramak anlamında acquire, get, earn, attain, obtain, grasp, almak, ele geçirmek anlamlarında. Başka anlamları da var hani invade gibi ama onlar dursun. Tamam, okumak, yazmak, hesaplamak ve artikül et. Bunların eş anlamları var ama onlar da dursun şimdi. Çok şey olacak. Lack, eksik. Inadequate. Insufficient. Ondan sonrasında debrief. Ve deficient. Eksiklik, noksanlık anlamlarında kullandığımız scarce falan, short of var. Short of. Gibi eksik, noksan anlamlarında kullandığımız kelimelerden. Keep, tutmak zaten. Break, kırmak. Break, kırmak. Parçalamak anlamlarını alabiliriz aslında. Fracture ya da rupture. Rupture. Severe, bölmek anlamında. Fracture. Fragment. Tear, parçalamak anlamlarında. Ayırmak, split. Hani bölmek, ayırmak anlamları da var. Parçalamak anlamları da var. İkisini birden karışık yazdım. Hepsi birbirinin yerine kullanılmıyor. Vicious. Hocam, wicked. Kötü, bad. Allah lanet. Vicious, kötü, wicked. Vicious. Ondan sonra ne diyebiliriz buraya? Kötülere. Mean olabilir. Kötü, cimri anlamında kullanılan mean. Aklıma neyse bunlar geldi. Provide. Sağlamak anlamlarında. Çektim oraya provide'i, yazalım. Assure. Ensure. Ensure. Sağlamak. Procure. Ascertain. Ondan sonrasında secure. Sağlamak anlamlarında. Warrant. Guarantee. Furnish. Sağlamak. Provide gibi sağlamak anlamlarında kullandığımız kelime. Opportunity, fırsat zaten. Home biliyoruz. Ev. Skill, yetenek anlamlarında. Şuraya yazalım onları. Skill. Talent. Gifted. Competent. Ondan sonrasında yetenek. Expertise. Uzman olmak olabilir. Master olabilir. Başka. Skillful, talent, gift, competent, expert. Prodigy alabilirim. Hüner. Hüner. Dexter alabilirim. Hüner. Dexterous mesela. Hünerli. Eli yatkın. Dexterous'a. Gibi. Teach, taught, öğretmek zaten. Geçtik o zaman burayı. Kelimeler topladıysak şurana kelimeleri bir çekelim. Sileyim şurayı bir. Bir daha sorulara geçmeden önce şurayı bir daha netleştirelim ki en azından sıkıntı olmasın. Hocam, fakirliği yok etmek, fakir bir şekildeki doğan çocukların fakir bir şekilde büyümemesi için, out of without gibi aldık, büyümemesi için yardım etme meselesiymiş oldukça büyük bir. Bir kez aileler fakirlikten kurtuldukları zaman tekrar fakirliğe düşmüyorlarmış. Ve orta sınıf çocuklar nadiren fakir oluyorlarmış. Fakirlikten kaçan çocukların kaçamayan çocukların temel nedeni temel zihinsel becerileri, skill'leri kazanamamasıdır. Onlar okuyamaz, yazamaz, hesap yapamaz ya da iyi konuşamazlar. Bu becerilerin eksikliğinde iyi bir işe giremez ve iyi bir işi elinde tutamazlar. Bu berbat lanet döngüyü kırmanın en iyi mekanizması ise onlara daha iyi eğitim fırsatları sağlamaktır. Ailelerinden alması gereken becerileri alamayan fakir doğmuş çocuklar, okullarda bu beceriler öğretilmelidir. Bu çocuklara okullarda bu beceriler öğretilmelidir şeklinde sebep sonucu vermiş. O zaman once, insanlar overcome poverty, yani overcome neydi? Üstesinden gelmek anlamındaydı. Get over, aşmak anlamında, yenmek anlamında. Prevail over, işte triumph, prevail over da şöyle yazılır. Yenmek, zafer kazanmak. Yenen birisi ne yapıyordu? Geriye şeye dönmüyordu. Fakir olmuyordu. Anlatımımız buydu. Anladık zaten. Okuma ve yazma becerileri onlar için önemli olmayı durdurdu. Siz durmak. Sizi bileceksin. Siz. Stop. Halt. Temper. Durdurmak anlamlarında. Intercept. Durdurmak anlamlarında. Önemli olmayı durdurdu. Engelledi tarzında bir şey. Obstruct, mobstruct daha var da. Okey, hadi. Onlar sosyal bir şekilde fakirlerle karışmayı durdurdu. Hocam, mix, karışmak, blend. Hani blend, mix, karışmak. Yani burada karışmak, associate'ler falan var. Assembly.
Birleşmek anlamlarında da bu yok. Fakirlerle sosyal olarak görüşmeyi kestiler gibi bir anlama çıkmış. Yine siz var olmaz. Daha sonrasında yolları ve tarzları, orta sınıfın yollarını ve tarzlarını adapte olmayı öğrendiler. Yani orta sınıfın yollarına ve hocam bu yok ki. Orta sınıfın kültürlerine adapte olmayı adopt. Yani şey kabul etmek anlamında adopte olmayı diyorum da adapte değil. Adopt kabul etmeyi. Accept, admit, embrace kucaklamak, take on, take up, undertake kabul etmek, üstlenmek anlamındaki kullandığımız kelimeler. Kabul etmeyi yani orta sınıfın tarzını kabul etmeyi öğrenecekler, öğrendiler anlamı saçma. It is most unlikely, neredeyse imkansız, neredeyse imkansız. They will ever become poor again. Become olmak hocam. Hani become'ı sözle bakarsanız eş anlam bulamazsınız ama turn into dönüşmek anlamında kullanılabilir. Change into, transform ve convert into become olarak kullanılır. Çünkü tekrar fakirliğe dönmeyecekler tarzında, dönüşmeyecekler tarzında become'ın eş anlamları da bu. Tekrar fakir olmayacakmış. O zaman bunu silmiyoruz. Bu arada sarı yapalım bunu. Doğru cevabımız bu. Evet, bu zaten yukarıda net bir şekilde demişti. Fakirlikten kurtulanlar bir daha fakirlikte sonuçlanmıyor demişti. Eligible uygun müsait sanayide iyi bir ödeme alabilmek için uygundur. Hocam böyle bir bilgi yok. Pasajın içerisinde böyle bir şey görüyorsunuz ama oradaki not eligible'dı. Fakir olanların uygun olmadığını gördük ama fakirlikten kurtulanların uygun olduğunu okumadık. Ha bu şöyle bir soru olsaydı, buradan hangisi çıkarım yapılabilir demiş olsaydı burayı alabilirdik. Bu sorunun da çeldiricisi bu. Soruya baktım çünkü yazar make a point yani göstermiş. Pasaj göstermiş yani burada vurgulamış anlamında söylüyor bunu. Yukarıda pasajdan çıkarım yapılabilir, understand, infer tarzında bir soru olmuş olsaydı Edirne'yi alabilirdik. Çünkü onlar fakirlikten kurtuldukları zaman sanayide, sanayide yok ama olsun. Sanayi yok. Sanayi olup olmadığını bilmiyorsun. Belki kamu sektöründe bulacaklar ya da farklı bir sektörde bulacaklar. Onlar iyi ödemeli bir iş için uygun olurlar. Bu bir çıkarım sorusu olsa olurdu. Tamam. O yüzden burası da elendi. Hem sanayi yok hem çıkarım sorusu değil. Cevabımız o zaman ne olacak? Denizli. Geçtim. Pasaja göre. Eğer fakirliği yeneceksek. Hocam şu güzel bir şeydir. Bunu aklınızda tutun. Must, should, emizartı. Hocam bunlara karşılığı azdır. Yani kolay bulunur. Ben bu soruyu bulacaksam emizartıyı bulur geçerim şurası. Bak emizartı. Fakirliği yeneceksek onlara daha iyi imkanlar vereceğiz. Eğitim imkanları sağlayacağız. Tek etkili araç, bunun için en etkili araç daha iyi bir eğitim fırsatı sağlamaktır. Çat. Bitti. Normal şeyde olsa okumam sonrasını. Ama okumayı geliştirdiğimiz için devam ediyoruz. Effective. Effectual. Kelimelerde bunları söylemiştim. Effectual. Efficacy. Productivity. Verimli, üretken, fertile şeklinde, fertile, üretken şeklinde, etkili, etkili, üretken şeklinde kullanılabilirdi. Means araçtı. Vehicle, medium. Means araç, kaynak anlamında. Means medium. Vehicle, kullanılabilen işte tool, aparat filan onlar da vardı. Daha iyi bir eğitimi sağlamaktır. Cevap direkt adın oldu. Evet, daha iyi ödemeli işler fakirlere de önerilmeli, suggested edilmeli. Offer, proffer ya da suggest, önerilmeli anlamında. Önerilmeli, recommend. Hocam böyle bir olay yok. Böyle bir önerilme görmedik, geçtik. Bütün çocuklar, regardless of their social class, sosyal sınıflarına bakılmaksızın, regardless of, irrespective of, ya da no matter'larla kullanılır. No matter how ya da what gibi yapılarla kullanılır. Buna dikkat edin. Bakılmaksızın. Ne olursa olsun anlamında. Ya da however da kullanılır burada. However, no matter ya da however. However filan. Tamam. Bu tarz yapılar bu şekilde kullanılır. Sosyal sınıflarına bakılmaksızın bütün çocuklar aynı resmi eğitimi almalılar. Should receive. Hocam resmi formal education'dan bahsetmedi. Elendi. Orta sınıf çocukları daha iyi bir eğitim fırsatları verilmeli. Hocam orta sınıf çocuklara değil, poor'lara veriyorduk burada da. Middle class'tan elendi burası. Biz poor'u alıyorduk. Pasajın konusu poor'du. Devam. Çocukların eğitimi
Should be based on mental skills. Sadece mental beceriler üzerine olmalıdır. Elon'u sadece olarak alacağım. Elon. Elon. Merely. Lonely. Purely. Just. Barely. Lonely vermiş olmuşuz. Only'yi de alalım. Single, individual vesaireler de var. Single'dur, individual'dur. Yazalım onları da istersek. Tek, tek mental beceriler üzerine based on olmalı. Based on'u biliyoruz. Based on. Yazalım yine de. Based on. Count on. Rest on. Lean on. Depend on. Hinge on. Rely on. Trust. Kredit anlamlarında güvenmek, dayanmak anlamlarında bel bağlamak, bağlı olmak anlamlarında kullanılan şeyler. Dependent unutmayın. Dependent bağlı. Independent. Independent bağımsız. Independent ha bağımsız. Evet, işte dependent olacak zaten. Ha, dependent bağımlı, independent bağımsız. Geçtik. Hocam pasajdaki ana argüman neydi? Ana delil neydi? Hemen pasaj neyi söyledi? İzlet. Ana argüman şudur ki. Tamam? Şudur ki. Fakirliği yok etmenin, fakirliği yok etmek aynı okula pardon, şuradan alacağız. If eğer bakın if varmış burada görmedim. Eğer fakir ve zengin aynı okula katılırsa fakirlik yok edilebilir demiş hocam. Eğer fakir ve zengin poor and rich fakir ve zengin fakir ve zengin şunu az küçültelim de şu alt taraftaki kamera engellemesin. Fakir ve zengin aynı okula katılırsa rich biliyoruz. Affluent, wealthy, flourishing. Flourishing aslında gösterişli anlamında kullanılıyor. Thriving. Ondan sonrasında bourgeois, zenginleşmek anlamında bu biraz daha. Rich, affluent, zengin. Attend ise katılmaktır. Participate. Join. Enter gibi katılmak anlamlarında. Hocam böyle bir şey yok. İkisi aynı okula giderse same'i de hatırlatalım isterseniz. Twin, ikiz. Equal ya da equivalent. İşte başka ne olabilir? Similar benzer biraz buna benzer diyelim. Aynı demeyelim. Uniform'un aynı anlamı var. Parity denklik anlamında kullanılıyor. Denk aynı anlamlarında. Aynı denk. Evet orta sınıf çocuklar geçtim. Orta sınıf çocuklar evde onları öğrendiği için okulda temel mental becerileri öğrenmeye gerek duymaz tarzında alakasız bir şey kullanmışlar. Hocam pasaj zaten orta sınıf çocuklar değildi. Evde temel bakın basic mental becerileri öğrendikleri için şey öğrenmezler. Öğrenmeye gerek duymazlar. Neden? Çünkü evde öğreniyorlarmış. Alakasız. Fakirlerin çocukları saadet amacıyla fakirlikten kurtulmak amacıyla okullarda temel mental becerileri öğrenmeli. Aa sana son cümle işte. They must taught. Bak burası. Şurası. Tamam. So that amacıyla bakın gördüğünüz gibi so that amacıyla escape from poverty zaten pasajın içerisinde vardı. Fakirlikten kurtulmak amacıyla okullarda bunu öğrenilmeli. Cevap Ceyhan oldu. Geçtik. Temel mental beceriler okullarda etkili bir şekilde öğretilemiyor olduğu için eğitim reformu gereklidir. Essential'dır. Yok artık. Basic, essential, primary, main, fundamental. Tamam. Gerekli, temel. Temel. Essential'ın gerekli, önemli anlamı da var. Fakir bir ailede doğan çocuk kaçınılmaz bir şekilde, unescapable, kaçınılmaz bir şekilde onun tüm hayatı boyunca fakir kalacaktır. Bu Cem Karaca'nın işçisin sen işçi kal şarkısı gibi. Fakirsin sen fakir kal. Inevitable. Unavoidable. Inescapable. Escapable. Kaçınılmaz bir şekilde. Inescapable. Unavoidable. Inevitable. Kaçınılmaz bir şekilde. Kaçınılmaz bir şekilde. Stay. Kalmak anlamında. Remain. Stay. Burada linger devam etmek anlamında kullanılmış aslında. Continue. Devam etmek. Persist. Israrcı olmak.
Devam etmek anlamında, sürdürmek anlamında maintain ve sustain olarak alabiliriz. Maintain, sustain, sürdürmek, devam etmek anlamında, continue, kalmak, devam etmek anlamlarına kullanılmış kelime. Through boyunca, onun bütün hayatı boyunca, tamam. Burayı da hallettiysek, o zaman doğru cevabımız neydi burada? Ceyhan mıydı? Evet, Ceyhan. Buradaki de Ceyhan. Devam ediyoruz. Evet, geldik çok güzel bir pasaja. Neden çok güzel pasaj? Hocam, bu pasajı internette hiçbir yerde cevap anahtarını bulamazsınız. Bunu kimse çözememiş. Birinci videoda bahsettiğim bir olay vardı. Bu da onun gibi. Ortalıkta cevap anahtarı yok. Araştırdığınız zaman cevap anahtarını bulamazsınız. Eski sorular olduğu için. Eski soruların cevap anahtarları yayınlanmamış. Onları birisi bir şekilde nasıl tedarik ettiğini bilmiyorum. Tedarik etmiş, piyasaya sürmüş. Eski çıkmış sorular olarak piyasada yer almakta bunlar. Şimdi bu pasaj çok kısa gibi görünüyor. Ama gerçekten mükemmel bir pasaj. Neden? Not just in substance. Ne diyeceğiz şimdi buna? Element, madde. Maddede yok. In the matter to, ama nerede varmış? Özünde varmış. Hani hem maddede hem özünde. Yani hem ne diyeceğiz buna ya? Not just in substance but in manner to. Hocam işte okurken öğrenci aynen böyle oluyor. Neden? Klasik kaynaklardan çalıştığınız zaman substance'ın karşılığı öz, madde, element anlamında. Manner da işte yine öz anlamına gelecek. Tavır tutum. Hocam, substance'ın sözleşme anlamı var. Substance, sözleşme. Kağıt üzerinde demek, sözleşme. Yani buradaki olan şu, sadece kağıt üzerinde değil, aynı zamanda tutumlarında da, davranışlarında da, yani gerçek hayattaki gibi düşünebilirsiniz. Sadece kağıt üzerinde değil, gerçek hayatta da Robin Trevelyan, bakanın yeni sağ koludur. Sağ kolu olan Robin Trevelyan. O zaman Robin Trevelyan kimmiş? Sadece kağıt üzerinde değil. Aynı zamanda gerçek hayatta da, yani tavır, tutum ve davranışlarda da bakanın sağ koluymuş. Sağ kolu olan bu adam in the old style, eski tarzda bir politikacıymış. Güzel, net, tertemiz çıktı. Öbür türlü ne olacaktı? Elementte de değil, özde de. Çıkarabiliyorsanız çıkarın. Ben açıklama yapmadan önce çıkardıysanız bir şey diyemem. Geçtik. O. Hemen devam ediyorum. Wish'ten gelmiş. Wish'ten sonra yüklem var mı? Yok. Hemen ne yapıyoruz? Cümle sonunda. Modern politikacıları belirleyen, karakterize eden, yani belirleyen gösterişten kaçınmaktadır. Modern politikacının davranışlarını yapmıyormuş. Onlardan kaçınıyor. Flourish'in gelişme ve ne anlamı var? Gösteriş anlamı var. Gelişme ve yani o he avoids the flourish. Gösterişten ya da gelişmeden kaçınır. Which characterizes the modern politicians. Yani modern politicians'ları, politikacıları karakterize eden, belirleyen gelişme ve gösterişten kaçınmaktadır. Güzel. His speeches, onun dili ya da söylemleri at best, en iyisi duygusuzdur. Ruhsuz bir adammış hocam bu. Onun söylemlerinin en iyisi duygusuzdur. Birazcık bizdeki Devlet Bahçeli'ye gidiyor galiba. At worst, en kötüsü sıkıcıdır. Tamam, en kötüsü sıkıcıdır. En iyi speech'leri duygusuz, en kötüsü sıkıcı. Devlet Bahçeli'nin eleştirildiği yol var ya, bu. He is all but. Hadi bakalım. O hepsi. Hocam all but ne demek? Hadi bakalım all but. Almost hocam. Almost, nearly, roughly, neredeyse demek hocam. Hemen hemen, takriben. O neredeyse seyircilere ilham vermekte yeteneksizmiş. Incapable of. Yeteneksiz. Neredeyse yeteneksiz. Onun yüzü inexpressive. Hocam onun yüzünde ne varmış? İfadesiz. Neredeyse solid. Katıydı. Katı. Taş gibi böyle. Taş gibi bir adammış. Concrete. Sound. Katı. Tamam. Solid. Express zaten açıklamak, ifade etmek. Explain. Onu biliyoruz. He evades. Kaçınır. Yazdık bunu zaten. Escape yazdık. Kaçınır. Neyden? Make promise. Söz vermekten, vaat etmekten, vaatlerden kaçınır. Ve in vision'da, vizyon olarak tamamen lacking'dir. Eksiktir, noksandır. Adamı ne gömdük lan? Complete, utterly. Tamamen. Entire. Whole. Aggregate. İşte tüm anlamlarında kullandığımız kelime. Tamamen. Tümden. Komple. Vizyon eksikliğindeymiş. Vizyonu yokmuş adamda. He is the politician who started. Onun yeteneği, bakın onun yeteneği, mob. Mob neydi? Paspas. Hadi bakalım paspasları. Paspasları
Paspaslara hiçbir zaman ilham veremeyen bir politikacıdır. Hocam burada mob ne oldu? Sect, people, grup, güruh hocam, insanları diyeceğiz. İnsanlara hiçbir zaman mob'u burada insan olacağız. Guruh, kütle, mes topluluk anlamlarında alacağız burayı. Kitlelere ilham vermiyormuş hocam. Onları inspire edemiyormuş. Onlara dokunamıyormuş. Dokunamayan bir yeteneksiz politikacıdır demiş. Bu adam kimse bayağı sağlam görmüşler. Topladım. Burada neyi verelim? Incapable verelim. Incapable. Yani inept. Şey, anept. İnept de vardı yanlış hatırlamıyorsam. İnept, yeteneksiz, unqualified. Yeteneksiz. Ondan sonra beceriksiz anlamlarında unqualified. Novice belki olabilir. Acemi anlamına geldiği için. Novice, yeteneksiz, beceriksiz anlamında. Incompetent var. Beceriksiz anlamlarında. Solid'i verdik. Audience, seyirci, verse. Dal sıkıcı zaten. Dal. Boring. Tedious. Dal. Sıkıcı olarak gördüğümüz şeylerden. Old style'ı. Obsolete, overdue, modası geçmiş anlamlarında. Old fashion, modası geçmiş, eskimiş anlamlarında kullanıyoruz. Karakterize etmek, belirlemek anlamlarında. Identify, designate belki, atamak, tanımlamak, designate. Express, açıklamak, ifade etmek, explain gibi. Belki kullanılabilir. Başka var mı? Yok. Substance, maddeydi, manner'da. Normalde ne diyeyim? Tavır, tutum, davranış anlamlarına. Manner. Manner, attitude. Behavior, conduct, yani sadece kağıt üzerine değil, substance'ın sözleşme anlamı vardı. Sadece kağıt üzerine değil, aynı zamanda not just kalıbı kullanılmış. Not just, not only but also gibi, not only but also, not just but şeklinde. Yani both and yapıları bunlar. Hepsi her ikisinin de sahip olduğu anlamına gelecek. İki de. Hem şu hem bu. Sadece şu değil, aynı zamanda bu da. Tamam? Bu yapılardır. Şunları şöyle alalım. Not only but also. Not just but şeklinde. Aslında bu not but'tır biliyor musunuz? Sadece şu değil, bu da'dır. Çünkü not'tan sonrasında not only but as well de kullanılır. Bakın also'nun eş anlamı olduğu için as well de kullanılabilir. Not but'ı ezberlerseniz, yani not but'ı öğrenirseniz sadece şu değil, bunu da öğrenir anlamında, sadece şu değil bu da not but olarak ezberlerseniz, burayı bu şekilde öğrenirseniz arka tarafta only'nin ve as also'nun eş anlamları hepsi kullanılabilir. Inspire, ilham vermek. İşte motivate, inspire, encourage olabilir. Cesaretlendirmek anlamında inspire, motivate. Tetiklemek anlamında belki trigger alabiliriz. Induce, ikna etmek anlamlarına. Persuade belki ikna etmek. Ondan sonrasında convince, kandırmak anlamında. Convince, ikna etmek, kandırmak anlamlarında kullanılabilir. Tamam. Burayı hallettiysek bir daha reading yapalım. Şurayı bir daha toplayalım. Zaten kısa, sonra sorularımızı cevaplayalım. Hocam sadece kağıt üzerine değil, aynı zamanda davranışta da başbakanın yeni sağ kolu olan Robin eski tarzda bir politikacıdır. O modern politikacıları belirleyen gelişim ya da gösterişten kaçınmaktadır. Onun söylemleri en iyi şekilde, en iyisi, söylemlerin en iyisi duygusuz, en kötüsü ise sıkıcıdır. O hemen hemen seyircilere ilham vermekten, yani etkilemekten yeteneksizdir, uzaktır, yani beceriksizdir. Onun yüzü ifadesiz ve neredeyse katıdır. O vaat vermekten kaçınır ve vizyon bakımından da tamamen eksiktir. Onun yeteneği kitleleri etkileyebilemeyecek bir politikacıdır şeklinde toparlayabiliriz. Şimdi pasajdan anlayabilirsiniz ki Robin kimmiş? Robin halkın gözünde duygularını, gerçek duygularını keep from saklamaktır hocam. Keep from. Saklayamaz. Duygularını saklayamaz. Ulan adam daş gibiymiş, solidmiş. Gayet saklıyor işte. Keep from, hide. Hide. Conceal, hide, conceal, saklamak, gizlemek anlamlarında kullanacağız. Halkın gözünde onun gerçek duygularını, emotion, duygularını keep from yapamazmış, saklayamazmış. O adam resmen daşıydı, daş, solid, concrete, beton gibiydi, elendi. Onun söylemleri
Halkın düşünceleri, hislerin sway. Hadi bakalım sway ne demek? Sway, influence, etkilemek anlamlarında, impact anlamlarında, değiştirmek aslında, nüfuz etmek anlamlarında, penetrate gibi, penetrate, nüfuz etmek, değiştirmek, etkilemek anlamlarında kullanılabilir. YDS Atan Instagram'dan takip ediyorsanız influence'la beraber bu kelimeyi daha önceden orada paylaşmıştım. Sway, influence, impact, etkilemek anlamlarında kullanılan kelime halkın duygularını etkileyebilmektedir. Hocam adam neredeyse etkileyemiyor demişti. Tam tersine inspire yapmakta yeteneksiz demişti. Bu cümlede tam tersi elendi. Onun önemli söylemleri bizim çağımızın tipik bir politikacısıdır. Politika ne alaka? Hocam bizim çağımız adam zaten old fashion'dı ki our time'a göre hareket etmiyordu. Gayet old fashion'dı. Bu da old fashion'dan elendi. Ya da old style'dan. Hocam is trusted, güvenilir ve değer verilir. Hocam bakan tarafından, prime minister şey başbakan tarafından güvenilir ve değer verilir. Pasajdan çıkarım yapılabilecekse hocam burası adamın sadece kağıt üzerinde değil özde de yani davranış tutumu olarak da bu adamın sağ koluysa demek ki güvenilir ve değerlidir anlamını buradan çıkarım yapacaksınız. İşte internetteki bu soruları çözenler bu çıkarımı yapamamışlar. Çünkü muhtemelen şuradaki substance ve manner'ın gerçek anlamını yani doğru bir şekilde çevirememişler. Doğru bir şekilde çeviremeyince hocam ya soru hata deyip ÖSYM'yi kitlemişlerdir. Geçtim. Doğru cevabımız bu. Yani bir çıkarım sorusu olduğu için sağ kolu olabilmek için sadece kağıt üzerinde değil özde de o adama güvenilir olman lazım. Yani özlediğim davranış tutumlarda da güvenmeniz gerekir. İnsanları psikolojisini anlayabilen nadir politikacılardan birisiymiş bu adam. Hocam böyle bir şey yok ya. İnsanların psikolojilerini anladığına dair, understand yaptığına dair, understand yaptığına dair, decipher yaptığına, make out yaptığına dair, make out anlamak anlamlarındaki kullandığımız kelimelerden decode çözmek anlamında kullanılabilir. Decode yani şeyleri vereyim biraz daha az kullandıklarımız kelimeleri vereyim. Anlamak. Bir önceki derste de bir anlamak kelimesi vardı. Kelime aklıma gelmedi ya. Şuna bakacağım ya. Bir önceki derste anlamak anlamına gelen bir kelimemiz vardı. Bunda mıydı ki? Anartik. Ana neydi lan? Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ha. Ha, discern. Unuttum. Discern. Yanlış hatırlamıyormuşum. Kelime aklıma gelmemiş. Fark etmek anlamında olduğu için discern. Discern. Okay. Anlamak, fark etmek anlamında kullandığımız. İşte burada realize, anlamak, appreciate onları da alalım bari. Feel, hissetmek ya da see gibi. Bunlar da anlamak anlamlarında kullanılan kelimeler. Understand, decipher, make out, decode, discern, realize, appreciate, feel ve see. Anlamak anlamlarında kullanabileceğimiz kelimeler. Doğru cevabımız Denizli. Cevap bu. Trust ve value. Güvenilir ve değer görmek. Tamam mı? Zaten güvenilmesi ve değer görmesi adamın sağ kolu olamazsın. Evet, geçtik bir sonraki soruya. With regard to Prime Minister New Right Hand Man. Yeni başbakanın sağ kolu olan adam hakkında. O zaman with regard to ne oldu? Hakkında. About. As to. İlgili, alakalı. Concerning. Concerning. Okay. As regard. Konusunda, hususunda, hakkında anlamına gelecek. Başbakanın yeni sağ kolunun hakkında. It is pointed out in the passage. Pasajda vurgulanmıştır. Bahsedilmiştir anlamında. Pointed out. Gösterilmiştir. Pasajda net bir şekilde ne istediğini bulacağız. One of his shortcomings as a politician. Bir politikacı olarak onun eksikliklerinden bir tanesi. Shortcoming drawback. Eksiklik, noksanlık anlamında. Drawback. Lacking gibi, sıkıntı, problem gibi anlamları da var. Tamam, drawback, shortcoming ve lacking. Eksikliklerinden bir tanesi. Bakın eksikliklerinden bir tanesi demiş. Hemen aşağısına gidiyorum. Kendi partisindeki gerçek inancın herhangi birisinden eksik olması. Hocam lack of.
Lack of short of inadequate adequate şunu yazmadım ha inadequate insufficient debrief ve deficient eksiklik noksanlık anlamlarında kullandığımız kelimelerden short of yazmışım. Eksikliği noksanlığı. Neyin eksikliğiymiş? Genuine. Genuine neydi? Gerçek. Real. Real. Authentic. Gerçek anlamlarındaki kullandığımız kelime. Gerçek. Believe inanç. Faith in. Believe in. İnanç anlamlarında kullanmıştık. Kendi partisine olan inancının eksikliği diyor. Hocam böyle bir detay okumadık. İnançla alakalı ya da eksiklikle alakalı bir yargı yok. Follow someone as lead. Hocam birisinin, bakın birisinin liderliğini takip etmek olarak doğrudan çevirebilirsiniz ama bunun tercümesi bu değil. Yani hocam birisinin liderliğini takip edemiyor, birisinin arkasından gidemiyor tarzında bir şey düşünebilirsiniz. Hocam follow lead dediğimiz follow suit anlamındadır. Follow suit anlamındadır. Yani keep abreast of ya da catch up with. Ayak uydurmak hocam. Ayak uydurmak. Yani aynı şey yapmak anlamında. Yani diyor ki herhangi birisine ayak uydurmakta yani onlarla aynı şey yapmakta inability. Ability neydi? Yetenekti. Inability, yetenekti. Capability, yetenek olarak aldık. Tamam, yetenek. Talent, gifted. Böyle bir yeteneksizlik tarzı bir ifade burada söz konusu değil. Devam ediyorum. Hocam a vision articulate. Articulate kelimelerde defalarca kullandık zaten. Tell, articulate, söylemek anlamlarına. Utter, tell, articulate. Ve say anlamlarına. Söylemek, telaffuz etmek. Yani bir vizyonu telaffuz etmiyor. Var mı böyle bir şey? Tabii ki var. Biz onu nerede gördük? Vision eksikliği demiş ve commit himself. Hadi bakalım commit'i ne alacağız? Commit'in anlamı ne? Hocam commit'in işlemek anlamı var. Commit'in adamak anlamı var. Tamam, adamak ve işlemek. Hocam kendisini adamıyor tarzı bir bilgi var mı? Yok. Herhangi bir şey işlediğine dair bir süreç var mı? Yok. Hocam commit oneself tarzında bir ifade görüyorsanız promise demektir. Promise demektir. Promise. İşte öğrenciler commit oneself'in birinci ve ikinci anlamını biliyor. Üçüncü anlamını bilmediği için bunu çat eliyor ya da eleyemiyor. Muallakta kalıyor. Emin olamıyor. Emin olamadığı için de doğru cevaba bir türlü eli varmıyor. Artık ondan sonra ya ondadır ya şunda diyerekten bir ya da o piti piti yapıp bir şekilde sonuca ulaşıyor. O zaman ne diyoruz? Commit oneself, söz vermek, taahhütte bulunmak. Peki söz vermek var mıydı? Var. Söz vermek de var. Peki reluctance dediğimiz ne? İsteksizlik. Unwilling anlamında kullandığımız reluctance. Peki bunu neyle kullanacaksınız? Hocam evade kaçınmak ya. Evade kaçınmak. Evade. O zaman o da nereye gidecekmiş? Buraya. Çok zor gibi görünen kelime şey bir soru sadece eş anlam kovalayarak yapılabiliyor. Commit'in karşılığı promise. Articulate buradaki vision. Vision burada sıkıntı yok. Reluctance'ın karşılığı evet. Tertemiz cevap ne diyor? Ceyhan'ım diyor. Şöyle şunları bir temizleyelim ve geçelim. Evet. Halkın görüşüyle alay etme eğilimindedir. Tendency eğilimdi. Apt to, inclined to, tempt to, disposed, expected, beklenilen anlamında olduğu için label, yatkın, prone, yatkın olmak, likely anlamlarında, yatkın olmak, likely, yatkın, eğilimli olmak anlamlarındaki kullandığımız kelime. Tendency, tendin isim halidir. Scorn, alay etmek, dalga geçmek anlamında kullanmışız. Scoff at, laugh at. İşte ridicule. Ondan sonrasında mock. Alay etmek anlamlarındaki kullandığımız kelimelerden dalga geçmek, alay etmek, make fun of filan var. Make fun of, alay etmek anlamlarında. Devam. Modern politikacıların manner'ları. Manner neydi? Behavior. Behavior. Conduct yakın anlam olarak alınabiliyordu.
Attitude, tutum, tavır, tutum, davranış şeklinde kullandığımız tutumlarını na fon, fon ne olacak? Fon hocam, düşkün olmak. İşte Tinder'dan aklınızda kalsın demiştim. Tender, Tinder, love, düşkün olmak, fon of, düşkün, fan fin fona düşkün diye kodlamıştık. Politik tavırlara düşkündür. Bu da tam tersi zaten. Şurada ne demişti? Yeni modernlerde avoid yapıyordu. Bakın burası avoid'dan elendi. Tamam, avoid'dan eleniyor. Yani fon değil, avoid olması gerekiyor. Bu elendi. Buradaki bilgi parçanın içerisinde yer almıyor. Şuradaki bilgi yeteneksizliğine dair böyle bir başkasını takip etme, ona ayak uydurma tarzında bir bilgi parçanın içerisinde yer almıyor. O zaman neymiş? Bu sorunun da cevabı Ceyhan'mış. Writer set out. Başladı. Tamam mı? Başlamış. Bir şey için başlamış. Nasıl başlamış bakalım. Prime Minister'ın güncel, yani şu andaki Prime Minister'ın qualities, nadir politik kualitesini vurgulayarak mı başladılar? Şu andaki başbakanın nadir politik kalitesini vurgulayarak mı başladı yazar? Hayır hocam, böyle bir şey yapmadı. Quality, kaliteydi, kaliteydi, quality, kalite, kualite, kalite, excellence gibi. Excellence, kalite, nadir politik kalitesi, böyle bir şey yok. Highlight'la emphasize, vurgulamak anlamındaydı, underline. Emphasize. Highlight. Vurgulamak anlamlarında, vurgulamak, altını çizmek anlamlarında böyle şey yok. Eleştirmiş, eleştiri bilmiyoruz bakalım. Başbakanın kişiliğindeki, in the person of, modern İngiliz politikasını eleştirilmiş. In the person of. Yani şahsında. Yani başbakanın şahsında modern İngiliz politikasını eleştirmiş. Böyle bir şey yok. Biz sadece bir adamı eleştiriyorduk. Başbakanın şahsında değil. Bizim çağımızdaki, bakın bizim çağımızdaki ideal politik tipini portrelemiş. İdeal politikacı tipini. Bizim çağımızdaki ideal politikacı tipini portrelemiş. Böyle bir şey yok hocam. Bizim çağımızdaki ile alakalı hiçbir şeyden bahsetmiyor. Hocam önceki gitti zaten. Previous nereden geldi? Önceki başbakanın, önceki danışmanının başarısızlığıyla oluşuyor diyor pasaj. Böyle bir şey yok. Önceki previous, earlier. Previous, earlier, former, precede, before, prior. Önceki danışman, advisor, danışman anlamında böyle bir şey de yoktu. Geriye sadece Edirne kaldı. Hadi bakalım. Yeni danışmanın, başbakan yeni danışmanlığının politik kişiliğinin concise study'sini, kısa ve öz bir çalışmasını sunmaktadır. Concise, öz bir çalışmasını. Evet, bu şekilde başlamış. Zaten demiş ki şuradaki trust'la başlamış. Hocam zaten tamamen pasajımız neyle alakalıydı? Bu yeni danışmanın politik kişiliğiyle alakalıydı. Cevap zaten ben Edirne'yim diyor. Net bir şekilde Edirne. Personal kişilik. Concise, öz demek. Short anlamında kullanılır. Lan concise. Of. Short. Tamam. Kısa. Kısa. Tamam. Kısa bir çalışmasını sunmaktadır. Tamamdır. Cevap bu. Edirne. Geçtik. Evet. Geçtik. Bir sonraki pasajımızda work. Work is the center in the British culture. Çalışmak İngiliz kültüründe merkezdedir. Ve birisi size, birisine sorduğu zaman what do you do? Ne yapıyorsun diye sordukları zaman onlar aslında kastederler ki what work do you do? Sen ne iş yapıyorsun demektir. Sana what do you do? Aslında nasılsın demektir. What do you do? Kelimesi what work do you do? Sen ne iş yaparsın demektir. Bir kadın is asked. Kadına sorulduğu zaman do you work? Çalışıyor musun diye sorulduğu zaman what is meant? Kastedilen şey what is meant? Bakın kastedilen şey is are you doing a paid job? Yani para aldığın, ödeme aldığın bir iş yapıyor musundur? Ancak many people without a paid work at other kind of productive activities. Birçok insan neymiş bu? Bir ödeme almaksızın without a paid mark.
paint job, without a paid job, bir ödeme almaksızın birçok insan üretken iş türlerinde, diğer üretken aktivitelerde, bakın productive activities, üretken aktivitelerin diğer türlerinde çalışmaktadır. Yani ödeme almadan da üretken bir aktiviteyi gerçekleştirmektedir diyorlar. Özellikle kadınlar perform an unpaid double shift. Hocam iki vardiya mesai, double shift, iki vardiya olarak icraat yapmaktadır, gerçekleştirmektedir. Nasılmış o? In the home as a housekeeper. Bir, housekeeper dediğimiz evi temizleyen, derleyen, toplayan kişidir. Biz buna ev kadını diyoruz. Ev kadını olarak evde ve anne olarak. Anne olarak ve ev kadını olarak evde double vardiya ücretsiz bir şekilde çalışmaktadır. Notably yine özellikle. To confine the term work to paid employment. Hocam ödemeli iş. Bakın ödemeli iş olarak iş terimini sınıflandırmak. Bu yüzden önce alalım bağlaç olduğu için. Bu yüzden önce aldım. Ödemeli bir iş. Paid employment. İş olarak diyelim buna. İş terimini sınıflandırmak. Restricted işi bir daha üç kere iş çıktı. İşi restricts far too narrowly. Hocam çok dar bir şekilde, aşırı dar bir şekilde sınırlandırmaktır. Tamam, hani benim yetkilerimi too narrowly restrict yapabilirsin. Yani çok dar bir şekilde, çok kısıtlandırmak anlamındadır. Bu neydi? Topal ördek bu ya. Öyle bir muhabbet var. There are many other kinds of work. Diğer türden de, başka türlerden de çok fazla işler vardır. And some of which, onların bazıları can take more time, daha fazla zaman alabilir, daha fazla enerji alabilir, daha fazla zaman ve enerji alabilir. Then we put into our paid employment from the voluntary working in the garden to repair to the house or the car. Bir aracı ya da evi tamir etmek için bahçede gönüllü olarak çalışan ücretli bir iş olarak uygulanandan put into our paid, yani iş olarak yürüttüğümüzden daha fazla enerji ve zaman alanlar da varmış. Diğer kültürlerde, in other cultures, diğer kültürlerde iş buradaki kadar oldukça değerli değildir. İş dediği muhtemelen paid job. Some people, bazı insanlar boş vakte daha fazla değer vermektedir. Yani leisure more value, daha fazla, and work only, sadece çalışırlarmış. As much as they need. İhtiyaç duydukları kadar çalışırlarmış. Neye ihtiyaç duydukları kadar? In order to provide basic necessities. Hocam temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, karşılayabilmek için ihtiyaç duydukları kadar çalışırlarmış ve boş zamana daha fazla değer verirlermiş. Başka kültürlerde, İngilizler olmayanlarda. Gayet clear bir pasaj. Çok fazla work gördük. Work, employment, toil, exert, çalışmak anlamlarında kullanılan kelime. Başka restrict var burada, sınırlandırmak, limit anlamlarında belki limit, restrict, kontrol, sınırlandırmak, kontrol etmek, limitlemek anlamlarında restrict, curtail, belki curtail sınırlandırmak anlamlarında kullanabileceğimiz kelimeler. Employment iş. Voluntary var, gönüllü. Willing anlamında willing. Enthusiastic. İşte voluntarily. Gönüllü anlamlarında. Repair var burada. Tamir etmek. Repair. Fix. Mend anlamlarında kullandığımız tamir etmek. In order to amacıyla. In order to. In order that. So that. So that sadece to amacıyla, için anlamıyla, in order that, in order to, so that ve to amacıyla need, ihtiyaç duymak, ihtiyacı geç zaten onu biliyoruz, sürekli gördüğümüz bir kelime. Provide yazdık zaten, value değer vermek biliyoruz. Therefore bağlacı kullanılmış, therefore, thus, so, hence ya da accordingly. Böylece, bu yüzden sonuç olarak accordingly, şurada bir G var ha. Bu yüzden sonuç olarak anlamlarına gelecek. Kind tür,
genre, type, sort, tip yazmışız, tip, tür anlamında, mean anlamına gelmek, az sormak, onları biliyorsunuz ya. Bir de zaten siz productive, üretken, verimli, fertile olarak kullanabiliriz. Productive ya da efficient, yani verimli, etkili anlamında, verimli, etkili aktivitelerden bahsediyoruz. Üretken, verimli. Tamam ya, burası temiz ya. Burada çok fazla bir şeyimiz yok mu zaten? Geçtim. Writer suggests that people tend to regard the work, yani bir kelimeyle ilgili bir iş kelimesiyle, ha, iş kelimesiyle bir şey yapma eğilimindelermiş. Regard as, bir şey olarak düşünmek. Consider as, şey, consider as, regard as, known as, yani bir şey olarak bilinen anlamına gelecek. Ne olarak biliniyormuş? Hocam paid ya, paid job. Aynen, pasajda zaten vardı. Ödemeli bir iş anlamına geldiğini meğer eğilim gösteriyorlar. Tend to. Being limited on the volunteer. Hocam sadece gönüllülük işiyle sınırlıdır demiş. İyi, sınırlandırma yoktu. Fiziksel eforla ilişkili yok. Boş zamanla değiştirilebilir, böyle bir şey yok. Interchangeable, değiştirilebilir. Boş zamanla işi workle değiştirilebilir, yok öyle bir şey. Ve end products, nihai ürünlü, ürünlü bir aktivitedir. Nihai bir ürünlü aktivite olarak da bakmıyorlardı. Öyle baksalardı mother ve housekeeper'lar da bir iş literatürüne girerdi. Burada bir aktivite değilmiş yani. Bir ürünle sonuçlanan bir aktivite değil. O yüzden doğru cevabımız sadece Adana. In the case, Britanya'da olanın aksine, case, dava, durum. Britanya'daki durum aksine, in some cultures, bazı kültürlerde, şuradayız hemen, iş, herhangi bir formdaki iş, bak in any form, herhangi bir formdaki iş, oldukça respected ama tam tersi, as highly valued değil diyor. Bak is not, o zaman burası da elendi. Oldukça respected değil, saygı göstermek, exalt, yüceltilmiyor, respect yapılmıyor. Respect, esteem yapılmıyor, saygı gösterilmiyor, exalt edilmiyor, respect edilmiyor. Unpaid jobs such as housework. Hocam, ev işi gibi ücretsiz aktiviteler bir kadının tüm gününü, hemen hemen tüm gününü, virtually ne olacak burada? Almost. Ne gördük? All but gördük. Nearly, roughly, more or less. İşte yaklaşık, neredeyse, hemen hemen anlamında. Practically var. Hemen hemen bir tüm gününü oluşturur. Make-up yapar. Make-up oluşturmak anlamında. Make-up consists of, comprise, compose, form, forge, oluşturmak, establish, oluşturmak anlamlarına kullanabileceğimiz kelimelerden. Care out, oyarak oluşturmak. Account for, sahip olmak, oluşturmak anlamında. Kullanım yerleri farklıdır. Dikkat edelim lütfen. Birebir yerlerinde kullanılmayacak. Türkçeleri aynı sadece. Evet. Gönüllü işleri de oldukça saygılı bir şekilde held, tutulur. Tamam işte bu. Volunteer job burada olurdu hocam. Volunteer. Buradan bu anlam çıkartılabilir. Vurgulanmıştır. Dursun. Is the leisure not work? That is of. Bir saniye. Some people value leisure more. He. Hocam. Gönüllülük işi çok yüksek bir saygı barındırır, tutar dedik ya. Bu aslında net bir şekilde yok. Zaten çıkarım sorusu mu diye baktım, böyle bir şey yok ama şu var. Leisure, yani boş vakit, yani çalışmamak, is, sahiptir. Is of the primary importance. Ana öneme sahiptir. Of, emizardan sonraki gelen, emizardan sonraki gelen of, sahiptir anlamında kullanılır. Sahiptir anlamında kullanılır. Tamam. Sahiptir. Ana öneme sahiptir. O da nereden çıkar? Hocam çünkü insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar çalışıp ve geriye kalan tüm vaktini boş şeylere value yapıyorsa, demek ki leisure, boş vakit, oldukça öneme sahiptir. Peki gönüllülük işi yüksek bir seviyede tutulur nerede? O yok. Şu in the culture'ın öncekisindeki cümleydi. Evet, ben de bazen bu şekilde, hani burayı okuduğum, anladığım için oradan direkt bilgiyi getirebiliyorum. Ama buradaki in the some culture dedi ya, in other cultures dedi ya. Cevap bundan sonrasıyla alakalı. Bundan öncesindeki bilgiler sizi ilgilendirmiyor. Onlara düşmeyeceğiz, tamam?
More people unwilling, isteksizmiş. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak istemeyecekleri kadar, hocam o yok. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için. Burada diyor ki temel ihtiyaçlarını bile, even buradaki bileydi. Onların temel ihtiyaçlarını bile karşılamak için çalışmaya isteksizler diyor. Unwilling, reluctant. Unwilling, gönülsüz anlamında kullanılan, isteksiz anlamında kullanılan kelime. Hayır, böyle bir şey yok. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar. As much as, size dikkat edin, buradan eleniyor bu yapıda. Devam. Pasaja göre unpaid jobs, ödeme alınmayan işler, ödeme alınan işlerden değişmez bir şekilde daha zevkli olduğuna dair, pleasurable, zevk. Yok hocam ya, daha zevklidir diye bir şey yok. Pleasure'ın anlamını bileceksin. Zevkli diye bir şey yok. Ödeme alınanlar kadar zaman alır hocam. Time consuming. Güzel. Şurası. Hatta daha fazla da olabilir demişti. Tamam. Bursa dursun. Yine okuyalım bütün şıkları. Yukarıdaki gibi düşmeyelim. Ödeme alanlar kadar time consuming, zaman tüketen anlamında. Erkeklerden ziyade kadınlara atfedilir her zaman. Hocam bu kadının erkek kıyaslaması yok. Sadece burada diyor ki kadının evde çalışmadığını, çalışmadığı için de sanki çalışmıyormuşçasına sınıflandırılmasına karşı gelen bir pasajdı. Erkeklerden ziyade kadınlara atanan, işaret eden anlamında, assign, point anlamı yok yani. Burada assign, atamak anlamında, point ya da appoint var ya, atamak, göstermek, atamak anlamlarında. Yok hocam böyle bir şey. Is not really important. Hocam Britanya'da gerçekleşen bir olay değil. Buradaki readily, readily, easily anlamında. Easy, easy, readily. Normalde hazır gibi, çabukça diye düşünmeyin burada. Britanya'da hemen hemen çabuk, çabucak uygun olmayacaktır. Yani available, mümkün olmayacaktır, var olmayacaktır anlamında. Easily anlamında. Tamam. Readily, hemen hemen, çabucak, hızlı bir şekilde. Ya çabucak böyle, çabucak, hızlı anlamında. Hızlı, hemen, hızlıca anlamında kullanılan bir ifade. O zaman buradaki ne oldu? Denizli'yi de elemek zorunda kaldık. Geçiyoruz. İşe giden, go out to work, işe çıkan insanların nadiren görev aldıkları, üstlendikleri şeydir. Is rarely taken on by people. Yani who go out, bu ne ya? İşe çıkan insanların nadiren üstlendikleri işlerdir. Saçma, alakasız. Unpaid jobs are rarely taken on by people. İnsanlar tarafından nadiren üstlenilir. Who go out to work, iş. Ha şöyle demiş. Tamam. İşe giden insanların nadiren yaptıkları işlerdir. Yani şöyle düşünün. Unpaid jobs'ı housework olarak düşünün. Housework'ı işe giden insanlar nadiren yapar. Yani ev işlerini işe giden insanlar nadiren yaparlar diye bir şey söylemişler. Bu bizim Türk milleti herhalde. Ben çalışıyorum, sen de evi temizle mantığı. Hocam yok, pasajda böyle bir bilgi yok. O yüzden burayı da ne yapıyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Evet, bu partı bitirdiğimize göre bir sonraki partımızda alkol, nikotin ve kafein diyerekten devam eden bir pasajla devam edeceğiz. O zaman kadar kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.